Salınım. Önce basit bir durumla başlayalım. 16. yüzyılda Galile, sallanan bir lambayı gözlemledi ve kendi nabzını ölçerek salınımın periyodunu hesapladı. Salınım yapan bir sarkacın hareketini nasıl betimleyebiliriz? Sarkacın ucu mavi çember üzerinde hareket etmektedir. Şimdi bu çemberi bir silindirin üzerine koyalım. Çemberin üzerindeki her nokta sarkacın bir konumuna karşılık gelir. Örneğin, kırmızı nokta en alttaki konumu göstermektedir. Kırmızı vektör olarak gördüğünüz sarkacın hızı bir sayı ile temsil edilir. Bu sayı, sarkaç belli bir yönde döndüğünde pozitif, diğer yönde döndüğünde negatif değerler alır. Bu sayıyı silindirin dikey doğrultusunda temsil edebiliriz. Böylece, silindir üzerindeki tek bir nokta, hem konumu hem de hızı temsil edebilir. Çemberdeki her noktanın ilk koordinatı, bize sarkacın nerede olduğunu, ikinci koordinatı da sarkacın ne kadar hızla salındığını söyler. Şimdi de, yer çekimini işin içine koyalım ve salınımı izleyelim. Şimdilik, sürtünmenin olmadığını varsayalım. Salınım, katiyen durmayacaktır. Eğer başlangıç koşulu biraz aşağıda ise ve başlangıç hızı çok büyük değilse, sarkaç periyodik olarak hareket edecektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer daha hızlı fırlatırsak, çepeçevre turlayacaktır. Her ne kadar bir öncekinden farklı da olsa, bu da periyodik bir harekettir. Silindirdeki yörüngeye bakın. Bir vektör alanı boyunca ilerlemektedir. Şimdi, sürtünmenin var olduğu, daha gerçekçi durumu gözlemleyelim. Salınım, gitgide azalacak ve sonunda, sarkaç duracaktır. Aristo'nun teorisini hatırlayalım. Sarkaç kendi doğal konumuna, geri dönmüştür. Silindir üzerinde, bu duruma karşılık gelen vektör alanına bakalım. En nihayetinde, yörüngeler durağan konuma gelmektedirler. Bu denge konumuna, kararlı çekici adı verilir. Sürtünmenin olduğu bir salınım, eninde sonunda duracağı için pek eğlenceli değildir. Bu yüzden, sarkacı biraz daha yükseğe çıkması için, itelediğimizi düşünelim. Ressam Fragonard'ın çizdiği, sarkaçlara pek meraklı beyefendinin de yaptığı gibi. Şimdi, yer çekimine ve sürtünmeye ilave olarak, bir püskürtücü ile itme kuvvetinin uygulandığı bir sarkacı ele alalım. Küçük bir jet motora sahip modern bir sarkaç. Hız ve eğim açısı, belirli bir eşik değerinin altına düştüğünde sarkacın itildiğini varsayalım. Sarkaç yavaşlamaya başladığında itilecek, itme duruncaya dek ivmelenecek ve daha hızlı hareket edecektir. Sonrasında sürtünme devreye girerek, sarkacı yavaşlatacaktır, ta ki küçük roket bir daha çalışıncaya dek.
Nihayetinde sarkaç, periyodik bir sistemde stabilize olacaktır. Poincar, kaosun zıttı olan limit döngüsünden bir şekilde bahsetmiştir. Periyodik bir sistem. Her şey senkronizasyon içinde. Burada gördüğünüz şekil, silindirin faz düzlemi olarak adlandırılır. Limit döngüsü, kırmızı renkte çizilmiştir. Adım adım periyodik yörüngeye dönüşen spirali görebiliyoruz. Tüm bu anlattıklarımızı bir ekoloji örneği ile gözden geçirelim. 1930'lu yıllarda geliştirilen, Lotka-Volterra modelinden bahsedeceğiz. Aynı bölgeyi paylaşan iki popülasyonu düşünelim. Örneğin, tavşanlar ve tilkiler. Düş gücümüzü kullanalım, biz ördekleri ve nilüferleri ele alalım. Ördekler, nilüferler ile besleniyorlar. Ördek sayısı fazla olmadığı zaman, az miktarda nilüfer tüketileceğinden, nilüfer sayısı hızla artacaktır. Az sayıda ördek ve bol nilüfer mevcut iken, ördekler, iyi besleneceklerdir ve sayıları artacaktır. Fakat ördek sayısı çok fazla olduğunda, çok sayıda nilüfer tüketileceğinden, nilüferlerin sayısı gitgide azalacaktır. Ördeklerin yiyeceği kalmadığında da, onların sayısı azalacaktır. Böylece, bir döngüyü tamamlamış oluyoruz. Sonra her şey, yeni baştan tekrarlanır. Bu durumu, verilen herhangi bir zamanda, düzlemdeki bir nokta ile gösterebiliriz. İlk koordinat, nilüferlerin sayısını, ikinci koordinat ise, ördeklerin sayısını göstersin. Aslında elimizde, düzlemsel bir vektör alanı mevcuttur. Zaman içerisinde, ördeklerin ve nilüferlerin sayısı, bu vektör alanının yörüngesini izlerler. Ve, sonunda limit döngüsüne ulaşır. Nilüferlerin ve ördeklerin sayıları, periyodik birer salınım gösterirler. Herhangi bir devinimin, kısa bir geçiş sürecinden sonra, durarak ya da periyodik bir salınıma girerek, stabilize olacağı düşüncesi, bilim dünyasında uzun zamandan bu yana kabul görmektedir. Bunun kanıtlarından biri de, 19. yüzyılın sonlarında, Poincar tarafından verilen dinamik sistemlere ilişkin bir teoremdir. Bu teorem, düzlemdeki vektör alanları ile ilgilidir. Şunun gibi vektör alanını düşünün. Aslında vektör alanının, düzlemin her yerindeki şeklini bilmiyoruz. Fakat bu çemberin civarında, nasıl davrandığını biliyoruz. Bu diske giren bir yörüngeyi düşünelim. Nereye gidebilir? Poincar-Bendixson teoremi der ki, iki muhtemel durum vardır. Yörünge, ya denge konumunun çok yakınına gelecektir. Sönümlenen bir salınımda olduğu gibi. Ya da, bir limit döngüsüne girecektir. Bu teorem, nasıl kanıtlanacaktır? Ana fikir şudur.
Çember üzerinde bir nokta alın. Ve çemberden içeri giren yörüngeyi gözlemleyin. Ve durun. Bir P noktasında duralım. P noktası civarındaki yörüngelere bakalım. Yörüngenin devam edip tekrar P'nin civarına dönmesi mümkün müdür? Varsayalım ki bir Q noktasına geri dönsün. Yörünge üzerinde P ve Q noktalarını birleştiren yay ve QP doğrusu ile beraber kapalı bir eğri oluşturur. Bu eğrinin sınırladığı bölgeyi mavi renkte gösterelim. Q'dan başlayıp mavi bölgeye giren yörüngenin dışarı çıkamadığı görülmektedir. Yörünge kapana kısıldı. Mavi bölgeden çıkabilmek için PQ yayını kesmek zorunda. Fakat iki yörünge kesişemez. Neden mi? İki yörüngenin aynı noktadan geçmesi, verilen bir noktadan bir ve yalnız bir yörüngenin geçebileceğini söyleyen Cauchy-Lipschitz teoremi ile çelişir. Benzer şekilde, bu yörünge, QP doğrusunu da kesemeyecektir. Bu bölgeye giren bir yörüngenin, dışarı çıkması mümkün değildir. Gördüğünüz gibi, P'den başlayan bir yörünge, P civarına geri gelebilir, ama asla P'ye geri dönmez. Yani, yineleme gerçekleşmemektedir. Poincaré-Bendixson teoreminin ana fikri budur. Bu teoremle beraber, dinamik sistemler teorisi doğmuştur. Elimizde vektör alanının tam bir resmi olmasa bile, yörüngelerin davranışlarını anlayabiliyoruz. Düzlemsel bir vektör alanında her şey yolundadır. Zaman içinde yörüngeler, ya denge periyodik bir davranış gösterirler, ya da denge konumuna ulaşırlar. Fakat bir süre sonra Poincaré, bu teoremin, sadece, iki boyutlu vektör alanları için geçerli olduğunu fark etti. Yani, sadece çok küçük sistemler için, üç boyut ve daha fazlası için, yörünge davranışları daha da zenginleşecek, ve güzel bir hale gelecekler. Artık, güzel limit döngüleri olmayacak. Kaos dünyasına hoş geldiniz. Chaos. www.chaosmath.org. Joslays, Etienne Guise, Aurelien Alvarez. www.semeh-matuit.altmetfreehost.in/wp